Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir güncelleme videosundan hepinize selamlar. Turnuva final günümüzü bitirdik ve direkt olarak güncelleme geldi oyuna. Hemen hız kesmeden güncellememizi de çekiyoruz. Şöyle menüden başladım dedim. Gördüğünüz gibi menümüz değişmiş, gayet güzel. Bu arada normal oyunu çektiğim ayarlarla çekmiyorum. Hani herhangi bir ışıklandırma ayarı yapmıyorum yani. Çünkü grafik güncellemesi geldi. Bakalım oyun çok mu karanlıklaşmış? Yeni gelen grafikler ne durumda? Bunlara hep beraber bakalım diye. Normal, parlak bir şekilde çektiğim ayarlarla çekmiyorum ona göre. İlk önce Survivor'ımızdan şöyle bir başlayalım. Gördüğünüz gibi maşallah olan manken gibi bir abimiz. Hikayesi çok uzun, yine yavaş yavaş aşağı indireyim. Okumak isteyenler okuyabilir. Bayağı da bir uzunmuş gerçekten hikayesi. Şimdi gelelim perklerine. İlk perkü Vizyoner. 32 metre içerisindeki tüm jeneratörlerin haresini görüyorsun. Yani elinizde adeta bir haritayla dolanıyor gibi. Fakat herhangi bir jeneratör bittiği zaman 20 saniyeliğine bu perkünüz bekleme efektine giriyor. Yani 20 saniye boyunca 32 metre içerisindeki jeneratörleri göremiyorsunuz. İkinci perk son çare. Yaralı, kancaya asılmış veya ölmekte olan her kurban için iyileştirme ve kancadan kurtarma hızlarını %10 arttırır. Son perkümüzde kalıcı yapı. Her mücadelede bir defa kullanımı biten bir eşyanın yükleri 10 saniye sonra %30 yenilenir. Yani diyelim elinizde fener var, bu feneri sonuna kadar tükettiniz. Sizin fenerinize %30 tekrardan yük yüklüyor. Yani feneri %30 daha kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu herhangi bir item olabilir. Her mücadelede bir kez yapabiliyormuşsunuz bunu. Şöyle bir de katilimize geçtik. Katilimizin adı Maraz. Maraz Ali. Ha, anladın. Şöyle bir tipine falan bakalım. Bize doğru bir çevirelim. Gerçekten korkunç bir karakter. Sanırım oyunun hani bir cutscene'inde vardı ya bir tane simyacı. Bir ara mod gelmişti oyuna. Oyunda çiçek gibi bir şey falan topluyorduk. Sanırım oradaki simyacı. Gerçekten çok çirkin ve korkunç bu arada. Şöyle karakterimizde hikayesini yavaş yavaş aşağı indiriyorum. Okumak isteyenler okuyabilir efendim. Şimdi gelelim perklerine. Ejderhanın pençesi. Bir jeneratöre tekme attıktan sonraki 30 saniye içinde o jeneratörle etkileşime giren ilk kurban çığlık atarak 4 saniyeliğine yerini belli eder ve 60 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına girer. Yani diyelim siz bir jeneratörü gittiniz, bozdunuz. Siz bozduktan sonra 30 saniye içerisinde bir kurban o jeneratöre oturduysa 4 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyorsunuz. Aynı zamanda 60 saniye boyunca o kurbana tek atabiliyorsunuz. Bu olay gerçekleştikten sonra da 120 saniye boyunca bekleme efektine giriyor. İkinci perkü Evsun Kan Lütfu. Yanan totemli bir perk yani. Bir kurban darbe aldığında bulunduğu yerin 16 metre yakındaki paletler 15 saniyeliğine mahluk tarafından sabitlenir. Bu paletler indirilemez. Kan Lütfu 60 saniye bekleme süresine sahiptir. Yani siz bir kurbanı yaraladığınızda kurbanın 16 metre yakındaki paletler kilitleniyor. 15 saniye boyunca bu paletleri kullanamıyor. İndiremiyor, hiçbir şekilde size stun atamıyor veya da palet oyunu yapamıyor. Son perkü de yine bir Evsun totemi. Evsun ölümsüz. Herhangi bir totemin 2 metre yakındaki kurbanların hareleri 4 saniyeliğine görünür olur. Bir de şöyle bir not eklemiş. Ölümsüz etkinken, yani bu perk aktifken, farklı bir Evsun totemi temizlendiğinde o Evsun eğer varsa bir sönük toteme aktarılır. Yani sanırım sizin Evsun ölümsüz perkünüz varken gidip ruini kırarlarsa ruininiz devre dışı kalmıyor, farklı bir sönük toteme aktarılıyor. O sönük totemi de kırmaları gerekiyor ruini devre dışı bırakmak için. Bu arada soldaki paneli kapatıp biraz daha inceleyelim katilimiz dedim. Şöyle birazcık titriyor, ağzı falan durmuş durumda. Elinde de bir asa gibi, böyle kanca gibi, sanki Azrail silahı gibi bir şey var. Kambur, korkunç bir karakter. Şimdi arkadaşlar, bu güncellemeyle birlikte yeni bir map gelmedi, haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi yeni bir map yok. En son Midwich İlköğretim Okulu mapi var. Fakat şöyle bir şey oldu. Yamaoka mapinin 2 varyasyonunda ve Springwood mapinin 5 varyasyonunda değişiklikler oldu. Grafik güncellemeleri geldi. Zaten bir önceki güncelleme videomuzu anlatmıştık. Sanırım tüm maplere de tek tek gelecek. Şu an bütün maplere gelmedi. Dediğim gibi bu iki mapin tüm varyasyonlarına geldi. Tüm varyasyonlardaki değişiklikleri tek tek göstereceğiz. Katilin özelliğini, Survivor'ın perklerini falan hepsini inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar, oyuna yeni 5 tane offering eklendi. Yani adak. Gördüğünüz gibi ilk eklenen yeni adağımız belli bir diyara gönderme ihtimalini değiştiren tüm adakları reddetmesi için mahluku çağırır. Yani siz bunu koyduğunuzda Survivor'lar herhangi bir map attıysa, işte Otaven, Macmillan hiç fark etmez, herhangi bir harita offering'i koydularsa bunu devre dışı bırakıyor. İkinci yeni gelen adağımız açıklamalı şema.
Haritada katil barakası varsa, yani Killer Shack'ten bahsediyor arkadaşlar. Kulübe var ya, penceresi paleti olan kulübemiz. Bazı maplerde yok biliyorsunuz ki, Hopkins'te falan yok. Eğer mapte bu kulübeden varsa, kapak kesinlikle bu kulübenin içinde olur. Bu offering'i attıysanız gerçekten çok ilginç bir adak. Bir diğer yeni eklenen adağımız Kanlı Şema. Bu offering'i koyduğunuzda mücadelenin başında 20 saniyeliğine Mahzen Kancaların Haresi senin için açığa çıkar. Yani basement'ı nerede bunu görebilirsiniz, herhangi bir kurbanı yere düşürmenize gerek kalmadan. Böylece bir strateji yapabilirsiniz. Aynı zamanda haritada katil barakası varsa, yani az önce bahsettiğim palet olan, pencere olan kulübe, Killer Shack dediğimiz kulübeden varsa, basement kesinlikle o kulübenin içinde olacak demektir. Yeni gelen bir diğer adamımız Vigo'nun şeması. Haritada bir ana bina varsa kapak da kesinlikle içinde olur. Yani Macmillan'daki mesela orta ana binayı düşünün. Veya da Coldwind'de Thompson'ların evini düşünün. Bunlar birer ana bina demek arkadaşlar. Bu offering'den koyduysanız hatch kesinlikle bu ana binanın içinde çıkacak demektir. Son yeni gelen adamımız ise yırtılmış şema. Bu da az önceki offering'in bir değişiği. Mücadelenin başında yine 20 saniyeliğine mahzen, yani basement kancalarının nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Haritada bir ana bina varsa basement'ı kesinlikle orada çıkarıyor. Bu arada bu offering'ler gördüğünüz gibi kurbanlarda da aynı. Hiçbir özellik değişmiyor. Gördüğünüz gibi o da aynı şekil kapağın veya basement'ın nerede çıkacağını ayarlayabiliyor. Evet arkadaşlar, katilimizin animasyonu mükemmel. Gerçekten korkunç bir katil ve acaba diyebilirsiniz şu an başka oyuna mı geldik, ne oluyor diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni grafik güncellememiz bu şekilde. Bayağı bir değişmiş jeneratörler, gördüğünüz gibi bayağı kablo falan gelmiş. Çok detaylı bir, gördüğünüz gibi, güncelleme yapılmış. Şu şekil mapimiz. Map şu an çok yumuşak. Gerçekten kontroller falan çok yumuşak. Bilmiyorum sizin FPS'iniz falan nasıl olur ama hoşuma gitti açıkçası bu grafik güncellemesi. Şöyle gördüğünüz gibi biraz da inceleyelim mapimizi. Gördüğünüz gibi spotlarda hiçbir değişiklik yok. Bu aynı, bu spotu zaten hatırlamışsınızdır. Fakat paletler değişmiş. Sanırım oyunun ilk zamanlarında da böyleydi paletler. Oraya dönmüş. Biraz eskimiş havası katmaya çalışmışlar oyuna ve daha da ürkünç bir hale getirmişler diyebilirim. Aynı zamanda bu tarz maplere de gördüğünüz gibi kırılabilen yerler geldi. Şimdi özelliğimi bir kullanayım bakalım. Rush dediği ne oluyor tam olarak? Bayağı Legion gibi. Depara kalktım diyebiliriz fakat 5 yazıyordu 4'e düştü. O neymiş şimdi, onu çözmeye çalışacağım. Diyelim normal öyle kullanıyorum. Tamam, vuramıyorum normal kullanırken. Çok çarptım. Hızlı gidiyorsun. Ondan sonra bana gel. Şimdi de vurabildin. Şimdi arkadaşlar biraz acemiliğimize geldi. Özelliği tekrar anlatayım. M2 Rush moduna geçtiğinizde sadece dümdüz koşabiliyorsunuz Legion gibi. Ve belli bir süre sonra bitiyor gördüğünüz gibi. Yani çok uzun süre kullanamıyorsunuz özelliğinizi. Dümdüz koşarak. Fakat özelliğinize geçtikten sonra herhangi bir nesneye çarptıktan sonra tekrar özellik tuşuna basarak birisini kovalamaya başlayabiliyorsunuz ve özelliğiniz aktif oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi taça çarptım. Sonra bir kez daha özellik tuşuna bastım ve M1 ile işi bitirdim. Peki çarptıktan sonra ne kadar gidebiliyoruz, buna bakalım. Çarptık. Tekrar özelliğimizi kullandık. Bakalım nereye kadar gidiyor. Gördüğünüz gibi güzel bir süre gidiyor. Şöyle bir şey var. Solda gördüğünüz gibi 5 tane yükümüz var. Ve her bir yere çarptıktan sonra bu yükümüz azalıyor. 5 kere de bir yere çarpma hakkına sahibiz. Yani özelliğimize uzun bir süre boyunca devam edebiliyoruz aslında. Fakat çarpmamız gerekiyor her seferinde. Buraya çarptıktan sonra özelliğimizi kullanmaya devam ediyoruz. Tekrar çarptık. Tekrar kullanmaya devam ediyoruz. Böyle gidiyoruz. Tekrar çarptık. Ve çarptıktan sonra gördüğünüz gibi yönünüzü vererek koşmaya devam edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir de katilin sesine bakmaya çalışalım palet animasyonundayken. Çok umursamadı açıkçası. Sadece bir böyle nefes alıyor gibi bir şey oldu. Palet kırma animasyonuna bakalım bir de. Ali Bey çekilirse. Önce yumruğuyla, ardından da asasıyla indirdi vallahi paleti. Şimdi arkadaşlar gelelim karakterimizin perklerini uygulamalı bir şekilde göstermeye. İlk perkünde biliyorsunuz ki bir efsun totemli bir perk. Bir totemin 2 metre yakındaki survivorların aurasını görebiliyordunuz. Gördüğünüz gibi totemin 2 metre yakında şu an ve aurasını görüyoruz. Totemi kırarken veya da yakınından geçerken info almak için kullanılabilir bir perk. Sizin eğer efsun ölümcül hariç başka bir efsunlu, yani yanan toteminiz varsa, şu an olduğu gibi gördüğünüz gibi ruini var ve sağda işareti çıktı. Birisi bu efsun ölümcül hariç diğer yanan toteminizi kırdığında o kırdığı totem o perkü devre dışı bırakmıyor. Başka sönük bir toteme o perkün özelliği aktarılıyor, yani tekrar kırmaları gerekiyor. Gidip yanan totemi kıracağım ve ruin kırmama rağmen aktif olacak. Tabii efsun ölümcül totemini tutturmazsam. Totemimizi kırdık.
Ruin kırdınız ve Ruin'in yeni spam yeri şurası. Ruin'i kırmama rağmen Ruin hala aktif. Jeneratörü yaptım, bıraktım. Ruin hala aktif. Ve Ruin'in yeni yeri burası. Az önce bu totem yanmıyordu, şimdi yanmaya başladı. Ruin farklı bir totemde spawn oldu. İki kere kırmam gerekiyor yani. Kırdık ve... Yine devre dışı kalmadı, şu toteme gitti. Oha! Neden? Gel. Şu bilmiyorum. Efsun ölümcül aktif diye mi? Evet. Bak bunu bilmiyordum. İkinci seferde de devre dışı kalmadı. İki tane yanan totem kırdım. Üçüncüsü buraya geldi. Üçüncü ruinde kırdım. Ulan bir tane bulamıyoruz. Üç tane nasıl bulacağız? Ahmet dur şuradaki ölümsüz dördüncü ruinde şurası. Efsun ölümcül perkünü kırmadığımız için arkadaşlar her ruini kırdığımızda tekrardan spawn oluyor. Ve artık dördüncünde artık gitti çünkü totem kalmadı map'te. Eğer Efsun ölümcül perkünüz aktifse sizin başka Efsun'un toteminizi ne kadar kırarlarsa kırsınlar her seferinde farklı bir totemde az önce gördüğünüz gibi çıkıyor. Yani 4 kere kırmaları gerekiyor. Şimdi arkadaşlar özelliğiniz harici normal M1 tuşu ile de bir kurbana vurduğunuzda o kurbanın 16 metre yakınındaki palet kapanıyordu. Şimdi onu deneyeceğiz. Bak. Ve palet bloklandı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kullanılamıyor zaten blok animasyonu da geldi. Evet belki de oyunun en büyük değişikliklerinden biri. Gördüğünüz gibi Killer Shack artık böyle arkadaşlar. Yani Basement kulübesi dediğimiz yer. Gördüğünüz gibi burası zaten Basement'ı da gördük. Basement'a bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Basement'ımız yine aynı. Dolapların dizaynı biraz değişmiş. Gördüğünüz gibi biraz eskitilmiş. Basement'ımız, kancalarımız yine aynı. Yine burada kapımız var, burada paletimiz var, burada penceremiz var. Herhangi bir değişiklik yok. Fakat şöyle dışarıdan da gösterdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bayağı bir yapı haline getirilmiş. Bayağı özenilmiş. Evet arkadaşlar şimdi geldik en çok beklenen anlardan bir tanesine. Katilimizin Morris'i nasılmış? Hemen Morris'i izleyelim. Sessiz bir Morris izliyoruz. Fakat gayet güzeldi bu arada. Resmen portakala çevirdi adamı. Hoş bir Morris gördük. Katilin yürüyüşü de gayet korkunç gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Survivor'ımızda bu şekilde gördüğünüz gibi yanımda bir sandık gördüm bu arada. Çok güzel olmuş. Gerçekten böyle hani korsanların ganimetlerini sakladığı sandıklar gibi olmuş. Burası da Springwood. Belki tanımamış olabilirsiniz ama gerçekten harika olmuş. Çok beğendim ben bu güncellemeyi. Tam bir Freddy filmi gibi böyle çizgi film animasyon karışımı bir şey olmuş. Biraz yumuşatmışlar dediğim gibi güncellemeleri. Bu arada katilin gelişi de epey bir korkunç. Biraz deli gibi geliyor. Özelliği bitince de kendisine bir şırınga saplıyor gördüğünüz gibi kendisini resetlemek için. Şöyle yine bir müzik eşliğinde bu map'imizi de gezelim efendim. Jeneratörümüzde gördüğünüz gibi farklı bir jeneratör. Her jeneratör sanırım farklı dizayn edilmiş. Şöyle bir can yapma animasyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi kabloları falan birbirine çarptırıyor, sürttürüyor ve gördüğünüz gibi bu her seferinde farklı bir animasyon oluyor. Farklı farklı animasyonlara giriyor. İşte kablo birleştiriyor, oradaki kapağı kaldırıyor falan derken bu tarafa oturduğumuzda ne yapıyor? Bu tarafa oturduğumuzda da gördüğünüz gibi pompalarla bir şey yapıyor. Elini içeri daldırdı orada farklı kablolarla oynuyor falan. Bu tarafta sanırım aynı şekilde diyecektim ki hayır bu tarafta farklı. Her tarafta farklı bir animasyon gelmiş jeneratörün. Şimdi gördüğünüz gibi Killer Shack burada da farklı. Her map'te farklıydı. Demiştim zaten dediğim gibi bir önceki güncellemede de fotoğraflı bir şekilde bunları göstermiştik ve birebir ne anlattılarsa aynısı gelmiş. Bir dump tek denemesi mi geliyor? Şimdi bir de Survivor'ın açısından katilin volt atmasını izleyelim arkadaşlar. Bu arkadan görünümü bir de bu tarafa doğru atışını izleyeceğiz. Gerçekten korkunç böyle bir kurbağa gibi volt atıyor. Bu jeneratörümüz gördüğünüz gibi içeridekinden farklı renk olarak falan. Fakat yaptığı şeyler olarak yine aynı. Gördüğünüz gibi evlerin içerisi de yapısal olarak değiştirilmiş durumda. Şimdi kurbanımızın ilk perk'ü de zaten gördüğünüz gibi aktif 32 metre içerisindeki jeneratörlerin haresini şu şekilde görebiliyorum. Şimdi karakterimizin bir diğer perk'ü de arkadaşlar biliyorsunuz ki elimizdeki item'ı tamamen bitirince normalde yok oluyor. O maç için bir daha kullanamıyorsunuz. Fakat perk'ü sayesinde elinizdeki item'ı bitirdikten sonra 10 saniye içerisinde size tekrardan %30'luk bir kullanım hakkı sağlıyor. Yani tabii perk'ünüzün seviyesine göre %40-%50 diye artıyordur bu gördüğünüz gibi. Bitti ve sağda perk'üm aktif oldu 10 saniyelik bir süre içerisinde fenerim bitmesine rağmen bana tekrardan bir kullanım sağlayacak. Gördüğünüz gibi fenerimin %50'sini yarısını bana geri verdi ve fenerim bitmesine rağmen tekrar kullanmaya şu şekilde devam edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar katilin de bir perk'ü vardı biliyorsunuz ki. Bir jeneratörü tekmeledikten sonra o jeneratöre birisi oturursa o kişi 60 saniye boyunca katil tarafından tek yiyordu. Bu perk'ümüzü de deneyeceğiz şimdi. Jeneratörü tekmeledi.
tekmeledikten sonra 30 saniye içerisinde jeneratöre oturduğum için gördüğünüz gibi bağırdım ve 60 saniye boyunca tek yeme efektine girdim. Sağ aşağıda benim bar gidiyor şu an. Ve sağlamından teki yedim. Bu bak bu güçlü perk ha. Bu harbi iş yapar. Evet arkadaşlar, morimizi bir de açık bir açıdan izleyelim. Az önce biraz çimenler girmişti. Asasıyla indiriyor, kalbine şırıngayı saplıyor, ardından da yanağına saplıyor. Ve adamın direkt kanına karışıyor gibi bir şey bu ilaç. Simyacı abimiz gerçekten güçlü. Biliyorsunuz ki eskiden simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmayı hedefliyorlardı ama baş buldular. Şöyle itemlara da minik güncelleme gelmiş gibi sanki arkadaşlar. Bunu yeni fark ettim. Gördüğünüz gibi medkit biraz daha gerçekçi olmuş. Medkit elimde çok tatlı durmuyor mu? Gerçekten çok güzel duruyor şu an. Medkit'i çok hoşuma gitti. 20 saniye şöyle uzaklaşmama rağmen de kancaları, basement'taki kancaları görüyorum. Gördüğünüz gibi bu offering'i de göstermiş olalım. Sadece Springwood ve Yamaoka aldı bu arada şu an bu grafik güncellemesini. Diğer map'ler yani aynı. Şimdi arkadaşlar Otoyev'in map'i genel olarak aynı gibi fakat şurası biraz değişmiş. Paletler yine güncellenmiş gördüğünüz gibi. Fakat ağaç yapıları olsun, şu işte winch olsun, şu taş yapıları olsun gördüğünüz gibi yine aynı. Fakat buraya da sanırım ilerleyen dönemlerde grafik güncellemesi gelecek. Biraz daha genişletmişler buradaki boşluğu. Böylece katilin ışık oyunu daha iyi yapabilirsiniz. Bu arada jeneratörler olsun, dolaplar olsun, chestler falan gördüğünüz gibi Otoyev'in da değişti. Sadece şu tarz yapıların grafiği değişmedi. Bunlar tüm maplerde güncellendi arkadaşlar. Hatch'i gördüğünüz gibi kilidini zorlayarak açıyor. Normalde kapağı kaldırıyordu, içinden bir şeyler arıyordu. Şimdi ise kilidi zorluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir animasyon. Hatch aynı değil mi? Hatch'te bir değişiklik yok. Aynen hatch aynı. Evet arkadaşlar, kapımızın dizaynının dış dizaynında herhangi bir değişiklik yok. Fakat kapı açıldıktan sonra bakalım. İç tarafı farklı mı? Bir tane deli geçti yanımızdan, çok umursamayın onu. Çok fazla büyük bir değişiklik yok. Sanırım aynı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten bu güncelleme benim çok hoşuma gitti. Katil aşırı güçlü değil. Özelliği biraz zor. Perkleri fena değil. Benim yorumum bu şekilde. Grafik güncellemesini aşırı beğendim. Her map'e gelmesini de onaylıyorum. Siz de katille, perklerle, grafik güncellemesiyle ilgili yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere efendim. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler.